Herkese günaydın. Biz bayram tatilindeyken tabii yurt dışı piyasalara çıktı ve önemli hareketler de oldu. Kısmen cover ettim ama üzerinden bir detaylı gitmemiz gerekecek bu videoda. Cuma günkü kapanışlara baktığımızda Trump'ın açıkladığı Çin kararı ve Çin'in daha sonra açıkladığı karar en azından hisse senedi piyasası üzerinde çok fazla etkili olmadı gibi. Ama sabah da paylaştım. Çin eğer karşılık verirse daha fazla vergi getireceğini söylemişti Trump. Dolayısıyla yeni bazı gümrük vergileri önümüzdeki günlerde söz konusu olacaktır. Tabii Çin de buna cevap verecektir. Yavaş yavaş bir daireye girmeye başlıyoruz. Ben hala bu işin full force bir ticaret savaşına dönüşmeyeceği düşüncesindeyim. Dönüşse de kimlerin daha fazla zarar göreceği konusunda zaten çok yazdım, çizdim. Kur hareketinden de görüldüğü üzere öyle dolar falan dayak yemiyor. Tam aksi oluyor. Ama tabii böyle bir noktaya giderse işler gerçek bir ticaret savaşına girişirsek dünya büyümesi açısından çok da iyi olmaz gibi gözüküyor. Şimdi tekrar piyasaya dönelim. Cuma günkü satış oldukça kuvvetli olmasına rağmen kapanışa doğru ciddi bir toparlanma olduğunu gördük. Ama bu sabah itibariyle baktığımızda piyasanın tekrar rahatsız olduğunu özellikle vadeli piyasada %0,5'a varan bazı satışlar olduğunu görüyoruz. Böyle bir senaryonuz varsa, yani ciddi bir dişe diş bir ticaret savaşı çıkacaksa, o zaman Amerika'da endeks olarak baktığımızda hisse senedi piyasasında kaldığımızı düşünürsek en doğrusu Russell olacaktır. İç piyasanın hisseleri olduğundan. Tabii bu şirketlerin de maliyeti vesaire de artışlar görülecek. Onlar ayrı konular. Son PPI'da da bunun etkilerini görmeye başlamıştık. Özellikle çelik vesaire üzerindeki ham madde ambargolarıyla beraber. Pardon. Vergileriyle beraber ama Russell biraz daha bu işten daha iyi çıkacak olan şirketlerden oluşuyor diyebiliriz. Ben hala görüşümü değiştirmiş değilim. 2550 seviyesi kırılmadığı sürece S&P'de hala yeni zirveleri tartışmaya devam edebiliriz diye düşünüyorum. Bu haftanın verilerine baktığımızda biraz daha ikinci sınıf verilerle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Dolayısıyla Amerika tarafından gelebilecek olan piyasayı sarsacak bir ekonomi veri söz konusu değil. Çin bugün kapalı. Dolayısıyla hisse senedi piyasasında önemli bir hareket yok. Ama özellikle Yuan tarafına baktığımızda ki bu daha önce konuştuğumuz olacağını söylediğimiz zaten bir tartıştığımız konuydu. Görüyorsunuz yukarıya doğru sert bir hareket yapmış durumda ki haftalık bazdaki sıkışmaya daha önce zaten dikkat çekmiştim. Bandın üstüne de yapıştı. Muhtemelen daha yukarıya doğru da bu hareket biraz daha devam edecektir. Bunun önemi şurada. Çin bunu tabii şu anda zaten offshore'a bakıyoruz ama Çin herhangi bir silah olarak kullanarak bunu yaptığını düşünmüyorum ben. Ama netice itibariyle bir süre sonra Yuan'daki net bir yavaşlama, değer kaybı bütün ithalat ihracat dengeleri üzerinden bütün EM'lere doğru da yayılmaya başlayabilir. Nitekim Hindistan tarafına baktığımızda Hindistan'da da 68'lerin üzerine doğru bir hareket olduğunu görüyoruz. Buradaki şu seviyenin eninde sonunda kırılacağını söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Aşağı yukarı 69 seviyesine bakıyoruz. Burası kırıldığında da çok sert bir şekilde yukarıya doğru bir hareketlilik olacaktır Hindistan rupisinde. Geri kalan bazı kurlara da bakalım o zaman. Yavaş yavaş kur tarafına geçiş yapıyorsak görüyorsunuz bu tarafta ruble tarafında bir sıkışma var ve sert geri çekilmeye rağmen petroldeki rublede önemli bir kayıp olmadığını görüyoruz. Şimdi şuradaki hareketi görüyorsunuz. Nisan ayında yaşanan sert bir değer kaybı hareketiydi. Bunun etkilerini de şuradaki sert satıştan görebiliyoruz. 96,1 milyar dolarlık Mart ayında hazine tahvili varmış. Rusya'nın 48,7'ye Nisan ayına baktığımızda gerilemiş. Bizdeki
tarafa baktığımızda 40.9'dan 38'e %6'lık bir gerileme var Türkiye tarafında da, ama Rusya'daki çok sert %50'ye yakın bir gerileme olduğunu görüyoruz. Çin ve Japonya taraflarını da burada görüyorsunuz. Ki özellikle Çin'i değerlendirirken Belçika'ya da biraz bakmak lazım. O taraftan da alıyor. Dolayısıyla Çin satıyor demek çok doğru olmayacaktır. Şuradaki 12 milyarlık alım Çin tarafında olabilir. Neyse, konuyu dağıtmayayım. Rusya tarafındaki bu sert hareketin iki tane etkisi var. Bir tanesi az önce gösterdiğim rublenin, iki tane dinamiği var daha doğrusu. Bir tanesi az önce gösterdiğim rublenin grafiği. İkincisi de tabii Rusya'ya getirilen ambargolar neticesinde Rusya'nın biraz daha altın tarafına kaymak istemesi. Ama gözle görülür sertlikte bir gelişme olduğu için paylaşmak istedim. Gelelim ana para birimlerine. Euro tarafında ECB ile ilgili beklentimi zaten paylaşmıştım. Daha önce Amerika'da neler olduğunu söylemiştim. Çok da şaşırtıcı olmadı. Yazdan önce faiz arttıramayacağını da tekrar hatırlatmak istiyorum cari dinamiklerle. Şuradaki sert satıştan sonra genelde toparlama hareketleri oluyor. Ama yine aynı yerdeyiz. 15-60 ara desteğini daha önce altını çizmiştim. Yine oradayız ama tabii ki burada asıl kritik olan seviye 1.1470. Yani 1.1470'in kırılması durumunda mutlaka harekete geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Short pozisyon açmak şeklinde. Şu an için buralarda biraz oyalanacak gibi gözüküyor. Hemen aşağıya doğru gider mi? Gidebilir. Örneğin Avrupa'da özellikle Merkel kaynaklı veya Almanya'nın göçmen politikasında hükümet içinde bir çatlak oluştuğunu görüyoruz. Çok net bir şey var, çatışma var iki koalisyon partisi arasında. Dolayısıyla orada en uç senaryo olan örneğin net bir şekilde hükümetin dağılma aşamasında gelmesi gibi bir durumda euro üzerinde bir de siyasi baskı olacaktır. Dolayısıyla 14.70'lerin kırılma ihtimali o kadar da zayıf bir ihtimal değil. Bilançolar arasındaki farkı da göstermiştim. Yani bilançonun küçüleceği varsayımı çok fazla euroya yardımcı olabilecek bir varsayım değil. Çünkü zaten piyasa uzun süredir onu trade etmiyor. Bu arada şunu da söylemek lazım. Bilançoların normalleşmesi söz konusu olmayacak. Yani Amerika tarafı belli bir ölçüde toparlayabilecektir. Ama Avrupa'daki bilançonun, ECB bilançosunun ben toparlanabileceğini hiç zannetmiyorum. Gelelim pozisyonların durumuna. Bizi buraya kadar iyi getirdi pozisyonlar. Buradaki resim de tabii zirveye oranla toparlanmış durumda. Open interest'e göre daha iyi bir noktadayız. Ama hala çok diyebileceğimiz sayıda bir euro pozisyonu var. Dolayısıyla euro üzerindeki baskının devam etmesini bekliyorum. Yani biraz normalleşecek seviyelere gelmesi gerekiyor ki euroda en azından pozisyon açısından baktığımızda bir normalleşmeden bahsedebilmek mümkün olsun. Yine dönüp baktığımızda şuradaki opsiyonların dizilişini de bakarsak o tarafta da satış olduğunu ama yeni dip olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla 14.70'e doğru bir saldırı öncü sinyalleri şu anda yok ama o seviye özellikle yakından takip edilmesi gerekiyor. Yukarı tarafta 18.30'un altını zaten birkaç kez çizmiştim. Tepkinin oraya doğru olacağını da söylemiştim. Ama o seviyenin de bir türlü kalıcı bir şekilde aşılamadığını görüyoruz. Dolayısıyla 18.30 hala bizim açımızdan takip edilmesi gereken ilk ara direnç olarak karşımıza çıkıyor. Japonya'nın tarafına gelirsek, Japonya'nın de cuma günü tabii boş toplantısı vardı. Çok piyasayı oynatan bir toplantı olmadı ama orada da hala Boj'un değer kaybına sempatik, daha doğrusu istediğini görüyoruz. Buradaki kırılma gerçekleşti mi? Hayır, henüz bir kırılma
gerçekleşmiş değil ama piyasanın hareketlerine baktığımızda o yöne doğru bir istek olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 111 40'lar kırıldığı zaman daha önemli bir harekette başlamış olacak. Yendeki hareketi ben şu anda kendi içinde dirence gelmesi açısından önemli ama birazdan paylaşacağım üzere altın tarafında daha kritik görüyorum orayı okumamız açısından. Diğer yandan önemli bir kırılmada bir süredir dikkat çektiğim Kanada dolarında yaşandı. Şurada biraz sıkıştırırsak. Ki geçen hafta konut satışları açıklandı. %16'lara yakın gerileme var yıllık bazda baktığımızda. Şurada görüyorsunuz aşağı yukarı 2016'dan bu yana gelen değerleme trendi Kanada doları açısından kırıldı gibi gözüküyor ki şurada yükselen diplere zaten daha önce dikkat çekmiştim. Dolayısıyla bu önemli bir kırılma. Bundan sonra şurada gördüğümüz 31 30'ların kısa vadede ilk destek ardından da trend çizgisinin geldiğini göreceğiz ama hep söylüyorum herhangi bir problem naftada yaşanırsa veya bir ticaret savaşı Kanada-Amerika arasında çıkarsa Kanada'nın çok az şansı var. Dolayısıyla Kanada dolarına da o gözle bakmamızda fayda var. Meksika pesosu tarafına gelirsek orada bir sakinleşme hatta Cuma günü kuvvetli bir dönüş olduğunu görüyoruz. Bu önemli bir hareket ama ne kadar kalıcı olacak söyleyebilmek zor. Özellikle Çin tarafındaki gevşemeden sonra. Arjantin pesosunda da Merkez Bankası Başkanı'nın istifasıyla beraber sert bir değerlenme gördük ama ardından hareketin tamamı geri verildi. Dolayısıyla gelişmekte olan piyasaların genelinde hala baskının devam ettiğini görüyoruz ki en iyi savunan ülkelerden bir tanesi Brezilya'ydı. Brezilya tarafında da görüyorsunuz mücadele tam olarak kazanılmış değil. Şimdi altın tarafına gelelim. Altındaki Cuma günkü hareket iki açıdan benim açımdan baktığımızda ilginçti. Önce şu az önce bahsettiğim Japon yeni grafiği üzerinden bir gidelim. Şimdi şurada gördüğümüz toparlanma Japon yeni tarafında yoktu. Dolayısıyla Cuma günü sabahın ilk saatlerinde hala 1300'ler seviyesinde olması, Japon yeninin o saatlerde 111'lere yaklaşmış olmasına rağmen bu seviyelerde olması altının aslında acaba bağımsız mı hareket ediyor düşüncesini uyandırmıştı. Hatırlarsanız bir süredir aslında Amerikan 10 yıllıklarından bağımsız hareket etmeyi de başarmış durumda. Onu da isterseniz hemen ekleyelim. Görüyorsunuz şu gözle baktığımızda Amerikan 10 yıllıkları üzerinden baktığımızda aşağı yukarı geçen senenin Eylül'ünden itibaren altınla bağlantısı kopmuş vaziyetteydi. Dolayısıyla Cuma günü sabah saatlerinde düşüncem acaba altının Japon yeniyle olan korelasyonunda kırıldı. Yeni bir döneme mi giriyoruz şeklinde bakıyordum. Çünkü kriz aşamasında daha doğrusu önümüzdeki dönemde bunu daha önce de söylemiştim. O yüzden çok detaylarıyla tekrarlamayacağım ama önce dolar daha sonra dolar ve altının beraber kuvvetlendiğini yani orada piyasada var olan altın dolar kuvvetlenirse altın değer kaybeder korelasyonun kırılmasını bekliyorum. Çok net bir şekilde beraber hareket etmelerini bekliyorum. Dolayısıyla Cuma günkü hareket acaba böyle bir şeye bakıyor muyuz düşüncesi oluşturdu bende. Görüyorsunuz çünkü Japon yeniyle birebir korelasyon içinde bir daha doğrusu çok uyumlu hareket ediyorlar. Ama gördük ki akşam saatlerinde böyle bir şey söz konusu değil. Çok sert bir satış geldi. Amerikan seansı açıldıktan sonra. Şimdi buradaki grafikte işin doğrusu bence destekler kısa vadeli destekler zaten kırılmış durumda. Önceki dibin altına gittik. Ben 1290 civarına bakıyordum. O seviyenin altına kaydık. Dolayısıyla altında bir zayıflık olduğu kesin gibi gözüküyor. Altın hisselerine bakalım. Altın hisselerine baktığımızda görüyorsunuz önceki
dip hareketi burada söz konusu değil. 175'ler civarında duruyoruz. Yani spekülatif tarafta önemli aktörlerden biridir altın hisseleri. Orada bir satış gelmediğini görüyoruz. Ama benim için altında asıl destek gümüşün 16-20'sidir. Burası aylardır test edilmesine rağmen kırılmayan bir seviye. Cuma günü gelen satışın gümüş tarafında da çok kuvvetli olduğunu görüyoruz. İşin doğrusu gümüş geçtiğimiz günlerde bayağı mesafe kaydetmişti. 200 günlük ortalamanın üzerine net bir şekilde çıkmıştı. 50 günlük ortalama zaten aşılmıştı ama görüyorsunuz her ikisinin de altına gelmiş durumdayız. Şimdi altın gümüş rasyosuna baktığımızda orada da zaten paylaşmıştım cuma sabahı. Şuradaki seviyeler tam test edilmişti ki bir anda sabah saatleri öğleden sonra gelen satışlarla beraber rasyo çok hızlı bir şekilde dönerek tekrar altın lehine hareket etmeye başladı. Hatırlarsanız buradaki desteği test ediyordu Avrupa seansında ama gelen çok kuvvetli satışla görüntü tekrar değişti. Dolayısıyla 16-20'yi takip etmeye devam ediyoruz. Burada herhangi bir pozisyon aşırılığı diyebileceğimiz durum altın tarafında söz konusu değil. Long pozisyonlar var ama görüyorsunuz aşırı diyeceğimiz seviyelerde değil. Yine gümüş açısından resme baktığımızda orada da spekülatif tarafta aşırı diyebileceğimiz bir durum söz konusu değil ama pozisyonların net bir şekilde arttırıldığını görüyoruz. Buradaki problemi gümüş COMEX'teki gümüş stokları üzerinden daha önce paylaşmıştım. Bayağı büyük bir stoktan bahsediyoruz. Şurada görüyorsunuz. Hani bir ara Zero Hedge'de şey vardı işte, adamlar da deliver edecek gümüş yok bilmem ne. Bunlar da hep çıkıyor ama bazı şeylerle mücadele etmenin pek imkanı yok. Görüyorsunuz aşağı yukarı 1995 seviyelerine gelmiş durumda. Bu biraz gümüş açısından rahatsız edici ama 16-20'yi yakından takip edelim. Buradan bu otomatik olarak bizi bir disipline alacaktır diye düşünüyorum. Petrol tarafı yine real olmayan ama beklentilerle beraber sert bir şekilde değişen hareketlere sahne oluyor. Şurada zaten beklentimiz aşağıya doğru gitmesiydi. 65'in de kırılmasıyla beraber bandın aşağıya doğru çalışmaya başladığını görüyoruz. Şimdi nereye kadar gidebilir? Benim beklentilerim 62, daha sonra da 200 günlük ortalamanın bir defa test edilmesi. Şimdi İran'ın açıklaması var. Biz 3 ülkeyle beraber red oyu kullanacağız şeklinde. Buradaki olay birincisi şu: Rusya 1,5 milyon varillik bir artıştan bahsetti. Perşembe günüydü yanılmıyorsam. Dolayısıyla OPEC dışı bir ülkenin zaten böyle bir açıklamada bulunması önemli bir gelişme. OPEC eskisi gibi bir kartel değil. Yani o eski ağırlığından bahsetmek mümkün değil. Petroldeki diğer aktörler, Rusya, Amerika gibi aktörler çok net bir şekilde etkili olabiliyor. Dolayısıyla OPEC'te bir isyan çıkması çok fazla bir şey ifade etmez. Eğer ki Ruslar arttırım kararı aldıysa. Şimdi zaten dönüp baktığımızda Amerikalıların, şurada göreceksiniz, çok net bir şekilde boşalan alana girdiğini görebiliyoruz. Şuradaki yükselişe de baktığınızda 2018'in Şubat'ından buraya 700 bin varillik bir artış gelmiş durumda. Muazzam bir artıştan bahsediyoruz. Zaten önceki zirvenin de
2017'nin sonunda aşılmaya başladığını görüyoruz. Dolayısıyla Amerikalılar full force üretimi yapıyor. Şayet Ruslar da bir artışa gidecekse OPEC için de zaten Suudilerin de Amerika'dan talimatı aldığını biliyoruz. Bu durumda OPEC için de kim ne kadar ben üretmem kısıntıya devam edelim derse de kapının arkasından petrolü piyasaya pompalamaya devam edecektir. Dolayısıyla bence burada tartışmamız gereken üretim kısılır mı kısılmaz mıdan ziyade üretim ne kadar kısılır? Yani ilk başta 1 milyon varille biliyorsunuz kapı açılmıştı. Şu anda 1,5 milyon varil konuşuluyor. Bu rakamı bence tartışıyor olacağız. Ama petrol fiyatları aşağıya doğru hareketini devam ettirecek. Tabii ticaret savaşı korkusunun da burada baskın olduğunu söylemek mümkün. Diğer bazı emtialar üzerinde görüyoruz. Ama bana sorarsanız ticaret savaşı konusu olsa da olmasa da zaten daha önce bunun üzerinde çok tartışmıştık. 3 standart sapmaya çıkan bir longlardan bahsediyorduk. O long pozisyonların dökülmesi kaçınılmazdı. Bence daha da dökülecek. Dolayısıyla 62 ve 200 günlük ortalamayı önümüzdeki günlerde bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Buradan Amerikan 10 yıllıklarına çok kısaca bir göz atalım. Görüyorsunuz 2.90'lar seviyesinde tutunmaya devam ediyor. Şimdi buradaki bizim hani destek kelimesini kullanmak doğru mu bilmiyorum ama yukarı gitmesini engelleyen en büyük unsurlardan bir tanesi az önce Euro ve petrol için konuştuğumuz aşırı pozisyonların burada da olması. Görüyorsunuz biraz toparlanmış durumda. Aşağı yukarı 100 bin kontratlık bir toparlamadan bahsediyoruz ama hala aşırı diyebileceğimiz miktarda bir short pozisyon var. Dolayısıyla büyük bir ihtimalle 2.90'ların altına doğru biraz daha hareket devam edecektir. Veya baktığımızda yukarıya doğru hareketin sınırlı olduğunu göreceğiz. Ama elbette ki burada alımları asıl tetikleyen noktalardan bir tanesi Avrupa'da yaşananlar. Gerçek anlamda bir Amerikan tahvilindeki satış için bence hem kendi dinamikleri yani Amerika'da enflasyonun seyri ama aynı zamanda Alman getirilerini de takip etmek gerekiyor. Çünkü çok düşük getirilerden bahsediyoruz. Burası Amerika'ya rakip çıkmadığı sürece burada high yield diyebileceğimiz yüksek bir getiri var aslında gelişmiş piyasalar ülkeler arasında. Dolayısıyla para buraya gitmeyi, 3'ün üzerine çıktığında fırsat görmeye devam ediyor. Ama burada da bir satış yukarıya doğru bir hareket görürsek ki göreceğiz Avrupa'nın faturasını Almanlar ödemek zorunda. Buna hiç şüpheniz olmasın. Onlara çıkacak fatura. Bu olduğu takdirde önemli bir hareket burada da yaşanacaktır. Ama şimdilik yukarısının sınırlı olduğunu söylememiz mümkün diye düşünüyorum. Gelelim Bitcoin tarafına. Önce bir fiyat hareketine bakalım. Sonra piyasadaki gelişmeleri de inceleyelim. Şimdi fiyat hareketi olarak bakarsanız çok net bir şekilde önemli destekler artık kırılıyor. Dolayısıyla zaten 7200'leri konuşmuştuk. Bu seviyelerde artık bir yerlere stop koymamız gerekli. Yani hiç şüphesiz mutlaka bir stopumuz olması lazım. Çünkü uzun süreli bir maliyetlenme dönemi yaşandı burada. Bu seviyesinde kırılması yani aşağı yukarı şuradaki seviyeler tabii ki absürttü ama aşağı yukarı 7000 ile 9000 arasında geçirilen oldukça uzun bir süre var. Burada maliyetlenmiş olanlar hepsi hodl yetmeyecektir. Önemli bir dökülme gelebilir. Dolayısıyla en azından hala stoplamamış olanlar varsa 6000'in altını stop seviyesi olarak görmekte bir kapanışı görmekte fayda var diye düşünüyorum. Burada devamlı olarak farklı beklentiler oluştu. İşte en son toplantı beklentisi vardı biliyorsunuz. Toplantıdan sonra yükselişler yaşanacak vesaire düşüncesi vardı. Bunların hiçbirinin çalışmadığını görüyoruz. Temel beklentiler değil. Şimdi buradaki gelişmelerden bir tanesi ki bu fundamental bir gelişme diye düşünüyorum. Ayın 11'inde gelen açıklama oldu. Mining, cloud mining pool'larından bir tanesinde artık yavaş yavaş
difficulty oranının, yani çözülmesi gereken, miner'ın çözmesi gereken bilmecenin diyelim oranının artması ve Bitcoin fiyatlarının da düşmesiyle beraber karlılığın azaldığı, daha doğrusu karlılık olmadığına dair bir açıklama geldi. Yani yavaş yavaş aslında hesapları kapatalım, herkes kendi yerine gitsin şeklinde bir açıklama olarak okuyabiliriz bunu. Gerçekten böyle bir durum var mı? Evet, aslında Bitinfo'dan bakıyorum. Farklı farklı calculator'la hesap makineleri var. Yani kendiniz de girip bakabilirsiniz gerçekten durum böyle mi değil mi şeklinde. Şurada görüyorsunuz 6500 ile bu hash rate'leri vesaire değiştirebilirsiniz. Her pool'un kişi kaldı mı hala bilmiyorum ama farklı farklı realiteleri var. Buraya örneğin şu andaki fiyat 6400'ü girip hesaplattığınız zaman farklı karlılıklar ortaya çıkacak. Dolayısıyla da kendiniz de test edebilirsiniz. Ama net olarak gözüken tabii ki fiyatlar çok daha yüksek seviyelerdeyken ciddi anlamda bir karlılık söz konusuysken şu anda baktığımızda böyle bir durum söz konusu değil. Hatta 3-6 aylık olarak baktığımızda aşağıya doğru gelen net bir hareket görüyoruz. Difficulty tarafına bakarsak difficulty'de de tabii eğer geçişi yaparsa ciddi anlamda bir yükseliş söz konusu. Zaten mecburi bir algoritmanın getirdiği bir mecburiyet diye buna bakabiliriz. Şimdi çok şu hash rate'i de göstereyim. Görüyorsunuz hash rate'de de bir gerileme söz konusu değil. Şimdi aktif adresler, cüzdanlar vesaire bunların hepsi yarı reel veriler, yarı manipüle edilebilir veriler ama genel olarak karşılaştırmalı olarak baktığımızda resmi yeterince söylüyor diye düşünüyorum. Burada da aktif adreslere bakıyoruz. Aktif adreslerde de çok ciddi bir gerileme söz konusu. Kısacası Bitcoin tarafında hani altın için konuştuğumuz konu var ya, ben kısa vadede onun çok işe yaradığına inanmam ama üretim maliyetinin altına geldi vesaire gibi tartışmalar olur. Bir nevi yavaş yavaş bazı oyuncuların bu piyasadan çekilmeye başladığını veya aktif adresler üzerinden baktığımızda ilgisini kaybetmeye başladığını görüyoruz. Dolayısıyla bu gözle baktığımızda aslında Bitcoin'de bir dibe yakın olabiliriz diye düşünüyorum. Ama bunun bir avuntudan öteye geçmesi için net bir şekilde tekrar 7200'lerin üzerine geçmemiz lazım. Aşağıya doğru bir kırılma olduğu takdirde satışların daha hızlanacağını unutmamak gerekiyor. Diğer piyasalar, yani Ether, Litecoin vesaire açısından da bu durum değişmiş değil. Onlar açısından da baktığımızda hala Bitcoin ile olan korelasyon, ki bence bir noktada kopması gerekir, olmaması gerekir ama net bir şekilde devam ediyor. Ben hala alım yaptığımda, ki geçenlerde 6700'lerden biraz pozisyon arttırmıştım, alım yaptığımda dengeyi Ethereum lehine gözetiyorum ama şu an için fiyatların aşağıya doğru hareketi devam edecek gibi gözüküyor. Eğer ki 7200'lerin üzerine tekrar çıkamazsak. Herkese iyi haftalar diliyorum.